Bir parçacık x ekseni doğrultusunda hareket ediyor. xt fonksiyonu parçacığın herhangi bir andaki t büyük ya da eşit sıfır pozisyonunu tanımlıyor. xt'yi de bu şekilde tanımlamışlar. Parçacığın t eşittir 2'deki hızını bulunuz. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bu soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin. Burada önemli olan hızın konum zaman fonksiyonunun türevi olduğunu biliyor olmak. Bu fonksiyonun t'ye göre türevini alır isek, evet, 3t kare. Bu arada burada yaptığımı eğer tam olarak anlamadıysanız kuvvet kuralı ile ilgili videolarımızı izlemenizi öneririm. Evet, devam ediyorum. Eksi 4t karenin t'ye göre türevi eksi 8t'dir ve artı 3t'nin t'ye göre türevi de 3'e eşit. Sabitin zamana göre türevi değişmez. Yani bu sıfır olacak. Böylelikle hızın zamana göre fonksiyonunu elde etmiş olduk. Şimdi t eşittir 2'deki hızı bulmak için de t yerine 2 koyacağız ve 3 çarpı 4 ya da 3 çarpı 2'nin karesi diyelim. Eksi 8 çarpı 3 artı 3 ve buradan da eksi 1'i elde ederiz. Bu noktada eksi 1'in bir hız olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz ama bize bazı birimler vermiş olsalardı yani mesela x metre t'de saniye türünden olsaydı, hızı metre bölü saniye türünden bulurduk ve bu da eksi 1'in parçacığın sola doğru hareket etmesi anlamına gelmesi oluyor. x ekseni doğrultusunda hareket ediyorduk öyle değil mi? Hız eğer negatifse x ekseninde sola doğru hareket ettiğimizi anlayabiliriz. İkinci soruya geçelim. Parçacığın t eşittir 3'teki ivmesini bulunuz. Hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize çözmeye çalışın. Burada önemli olan da ivmenin zamanın bir fonksiyonu olduğunu bilmek. Yani ivme hızın türevi, konumun ise ikinci türevidir. Bunun türevini alacak olur isek 3t karenin t'ye göre türevi 6t'dir. Eksi 8t'nin t'ye göre türevi de eksi 8. Sabitin türevinin 0 olduğunu az önce de söylemiştik. O halde ivmeyi de 6t eksi 8 olarak bulmuş olduk t eşittir 3'teki ivme ise 6 çarpı 3 eksi 8'den evet 10'a eşittir. Bakalım bir de parçacığın t eşittir 2'de hareketinin yönünü bulunuz diye sormuşlar. Biraz önce bunu nasıl yorumlamamız gerektiğinden bahsettim ama eğer isterseniz videoyu durdurup bu soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyebilirsiniz. Az önce birin önündeki eksinin parçacığın sola doğru hareket ettiği anlamına geldiğini söylemiştim. O halde bu sorunun cevabı evet sol olacak sola doğru. Son olarak bir de t eşittir 3 parçacığın süratini nasıl tanımlarsınız? Artmakta, azalmakta ikisi de değil diye soruyorlar. İşte şimdi dikkatli olmamız lazım. Parçacığın hızı demiş olsalardı bu soruyu iğmeye bakarak cevaplayabilirdik ve iğme pozitif olduğuna göre de bu soruya hızın arttığı cevabını verirdik. Ama hız yerine sürat dediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Süratin hızın büyüklüğü olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Örneğin t eşittir 2'deki hız eksi 1'e eşit. Birimlerimiz eğer metre bölü saniye olsaydı hızın eksi 1 metre bölü saniye olduğunu söylerdik. Sürat ise sadece 1 metre bölü saniyedir. Çünkü süratten bahsederken yönün bir önemi yoktur ve bu yüzden de buradaki işareti hesaba katmayız. Buna dayanarak süratin artmakta mı azalmakta mı ya da ikisi de değil mi olup olmadığını bulabilmek için şöyle yapmamız gerekir. İyüme pozitif, hız da pozitifse bu hızın büyüklüğünün artmak da olduğu anlamına gelir, öyle değil mi? Hız ve ivme eğer negatif olsalardı, sürat yine artıyor olurdu. Hız ve ivmenin işaretleri ancak birbirlerinin tersi olduğunda süratin yani hızın büyüklüğünün azaldığını söylemek mümkündür. Şimdi t eşittir 3'teki hızımız nedir? Bir bakalım. 3 kere 9, 27, eksi 24, artı 3. Buradan 6 buluruz. İvme ve hızın ikisi de aynı yönde olduğu için yani işaretleri aynı olduğu için hızın daha pozitif hale geleceğini yani hızın büyüklüğünün artacağını söyleyebiliriz. O halde süratimiz artıyor diyeceğiz. Hızımız t eşittir 3'te eğer negatif olsaydı ivme ve hız ters yönlerde oldukları için süratimiz azalırdı. Anlaştık mı?